Apple Vision Pro ile birlikte açık hava sineması ayağınıza geldi. Hatta açık hava da değil, istediğiniz sinema ayağınıza geldi diyebilirim. Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Özgür. Apple Vision Pro içeriklerimize devam ediyoruz. Bu videomuzun konusu da Apple Vision Pro ile birlikte film veya dizi tüketmek. Gerçekten de en baştan şunu söyleyeyim, inanılmaz bir deneyim. Çünkü ekranı istediğiniz yere alabilmeniz, büyütebilmeniz inanılmaz bir şey. Birazdan detaylarına geleceğiz zaten. Ama tabii şunu da söylemekte fayda var. Çok fazla uygulama desteği olmadığı için çoğu uygulamaya henüz ulaşamıyoruz. Ama Disney Plus burada hayat kurtarıyor. Dilerseniz hemen detaylara geçelim. Şimdi aslında hemen kullanım senaryolarıyla başlayalım. Farklı senaryolarda bu ürünü kullanabilirsiniz. Yani dizi film izlemek için kullanabilirsiniz. Tabii ki bunun en başında atıyorum evde oturuyorsunuz. Kullandığınız televizyon başka bir amaç için kullanılıyor o sırada. Ya da başka birisi izliyor. Böyle bir durumda ya da hiç buna gerekli olmadan direkt Apple Vision Pro'yu tabii ki kullanabilirsiniz. Yani illa böyle bir gereklilik yok tabii ki. Atıyorum hemen işte sol tarafta bir yandan bir işle ilgili bir şey takip ediyorsunuz. Sağ taraftan örnek veriyorum borsayı takip ediyorsunuz. Ortaya direkt ekranı alabilirsiniz. İzlediğiniz ekranı alabilirsiniz. Hatta bu sırada farklı uygulamalar sayesinde atıyorum mesela bir dönem e, özellikle futbol maçlarında İki maç aynı anda denk gelebiliyor ve ikisini de izlemek istiyorsunuz mesela. Böyle bir durumda maçın birini bir tarafa, diğer maçı öbür tarafa koyabilirsiniz. Ya da işte erkek arkadaşınızla, kız arkadaşınızla bir film izliyorsunuz ama bir yandan da sol taraftan başka bir şey izlemek istiyorsunuz. Bu sırada Apple Vision Pro'yu takarak hemen sol tarafa bir yandan da o ikinci izlemek istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Aynı anda ikisini birden takip edebilirsiniz. Yani aslında her şekilde bu ekranı istediğiniz yere götürebilirsiniz. Zaten daha önceki videolarda da bunu anlatmıştık. Ekranı hemen altından tutarak istediğiniz yere çekip isterseniz atıyorum balkonunuz vardır, terasınız vardır ya da sadece camdan dışarıya bakarak izlemek istiyorsunuzdur. Görüntü alıp dışarıya aktarabilirsiniz. Ben mesela yaptığım ilk şeylerden birisi görüntüyü karşı apartmana doğru götürmek oldu. Yani tabii ki karşı apartmanın bundan zerre haberi yok. Yani ben sadece apartmanın yerine orada izlediğim şeyi görüyorum. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Veya atıyorum işte farklı yerlerde, sahilde, ne bileyim işte bir misafirlikte herhangi bir yerde dilediğiniz bir şekilde ekranı herhangi bir yere çekerek kullanabilirsiniz. Burada boyutunu ayarlama kısmı da bence gayet güzel. Yani aslında kullanım senaryosu inanılmaz fazla. Yani sonsuzluk seviyesinde diyebilirim. Çünkü istediğiniz yere, istediğiniz şekilde koyabiliyorsunuz. Atıyorum gece uzandınız. Mesela hep ben bunu düşünmüşümdür. Gece yatağa uzandığımda bir şey izlemek istiyorum mesela. E uzandığım için rahat bir pozisyonda izlemesi zor oluyor. Direkt tavana yansıtsam mesela bir şey. Tavana televizyon koysam nasıl olur diye hep merak etmiştim. Bunun da bunu da denemiş oldum ben. Yani direkt tavana bir şey yansıttım. Rahatlıkla izleyebiliyorum. Tabii ki cihazın kendisi ağır olduğu için ve çok inanılmaz ergonomik olmadığı için tabii ki inanılmaz da rahat değil ama yine de bunu yapabiliyorsunuz. Gelecekte çıkacak ürünlerle birlikte yeni VR AR cihazlarıyla birlikte bunlar çok daha mümkün olacaktır ki. Kısaca kullanım senaryosu siz nasıl isterseniz o şekilde oluyor. Peki iyi mi bu konuya gelelim. Şimdi çözünürlük açısından gerçekten de şu an piyasadaki en iyilerden birisi hatta birisi demek biraz e, ayıp olur. En iyisi diyebiliriz direkt. Ama yine de şunu söylemekte fayda var. Bir sinemanın ama kaliteli bir sinemanın perdesinin verdiği etkiyi kesinlikle veremiyor. Bunun dışında bir televizyonun etkisini tabii ki veremiyor. Eğer işte atıyorum OLED ekran bir televizyon kullanıyorsanız kesinlikle o görüntüyü size sunamıyor. Zaten bunun sunmasını beklemek de yanlış olur. Ama yine de bence şu anda bu teknolojiyi kullanan cihazlar arasında net bir şekilde en iyisi olduğunu söyleyebilirim. En azından görüntüye baktığınızda ya ben şu an hiç bu işte evrenin içinde gibi hissetmiyorum. Filmin o görüntü kalitesi bana geçmiyor. Renkler soluk geliyor gibi bir derdiniz olmuyor. Tabii ki kendi cihazlar arasında kıyasladığımızda gidip de bunu bir OLED ekranla kıyaslamak çok hatalı olur. Bunun dışında zaten bir yandan da hani sadece VR değil AR cihazı da olduğu için zaten gerçeklik de etrafınızda döndüğü için aslında algınız biraz daha böyle televizyonu zaten ister istemez doğal bir şekilde istemiyorsunuz yani sizde kafadan direkt şu anda ben sinema salonu tarzında bir şeye bakıyorum gibi hissediyorsunuz. Tam olarak tanımlamak gerekirse buradaki çözünürlüğü görüntü kalitesini tam olarak tanımlamak gerekirse direkt olarak şunu söyleyebilirim. 3 boyutlu bir IMAX salona gidin. Örnek veriyorum mesela işte İstanbul'da veya Ankara'da birçok yerde var artık. İstanbul'da özellikle çok fazla var. Bir IMAX salonda gözlükle birlikte 3D yani üç boyutlu bir film izleyin. Orada nasıl bir görüntü görüyorsanız üç boyutu çıkartın. Birebir çözünürlük, kalite aynı Apple Vision Pro'da o şekilde. Tabii ki burada şöyle bir artı var. Görüntüyü istediğiniz gibi uzaklaştırıp yakınlaştırabildiğiniz için, büyütüp veya küçültebildiğiniz için daha güzel bir deneyim elde ediyorsunuz. Daha güzel bir çözünürlük, daha güzel bir görüntü bence elde ediyorsunuz. Tabii ki bence iMac'lerin en önemli çıktığı nokta ses kalitesi, sesin oradaki kalitesi. Ama tabii ki bu ülkemiz için geçerli. Yurt dışındaki IMAX salonları çok daha güzel. Direkt Türkiye ile kıyaslamanız daha doğru olur. Ses konusunda da kısaca bir değinmek istiyorum açıkçası. Ses konusunda şöyle bir güzellik var. Şimdi zaten bir eğer kulaklık bağlamadıysanız direkt cihazın üzerinde de bir ses çıkışı var. Ama buradaki ses çıkışını Direkt olarak kulağınıza gelmiyor. Aslında dışarıya bir hoparlör sunmuş ama kulağınıza çok yakın olduğu için birisi eğer dibinizde değilse ve siz de son sesle dinlemiyorsanız dinlediğiniz şeyi karşı taraf çok da sesi duymuyor. Ama bununla dışarıya çıktığınızda atıyorum işte bir otobüstesiniz, dolmuştasınız. Daha sessiz bir ortam var. Burada hemen yanınızdaki kişi sesi rahatlıkla duyabilir. Yani sessiz bir ortamda kesinlikle duyuluyor. Sesi orta seviyede tutsanız bile. Ses tarafının şöyle bir artısı var. Aynı bu Apple'ın kulaklıklarında da bunu kullandığı gibi atıyorum karşınızda ve Apple TV'den bir şey izliyorsunuz. O sırada da kulaklığınızı, AirPods'unuzu taktınız ve bağladınız bu cihazları birbirine. Siz sola doğru döndüğünüz eğer bu special sound açıksa sola döndüğünüzde ses sağdan geliyor. Yani kulağınız hangi kulağınız televizyona yakınsa, ekrana yakınsa dönükse ses oradan geliyor sadece. Yani direkt olarak normal bir televizyon ya da sinema deneyimini size rahatlıkla yaşatabiliyor. Yani ses konusunda da gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Ya şimdi çok fazla ses burada kaliteye bakmak da yanlış olur. Zaten küçücük bir hoparlörü var. Ama genel olarak bu deneyimi değerlendirmek gerekirse yani iyi mi kötü mü bunu değerlendirmek gerekirse ben çok keyif aldığımı söylemem lazım. Çünkü özellikle etrafı da karartarak direkt bir sinema deneyimi elde edebiliyorsunuz. Sadece karartmak da değil. Atıyorum çölde geçen bir film izliyorsunuz mesela. Etrafı da çöl ortamına hazır bu ambiyanslardan birini seçerek direkt olarak da environment kısmından seçerek direkt o bölgeye de ayak uydurabiliyorsunuz. Daha çok filmin içinde gibi hissediyorsunuz. Aslında burada her biraz komik de bir benzetme olacak, abartılı bir benzetme olacak ama mesela Philips Hue'ların yaptığı şey, bu Ambilight'ların yaptığı şey biliyorsunuz. Aslında televizyonun o deneyim alanını biraz daha genişletmek, size o sunduğu deneyimi biraz daha genişletmeyi amaçlıyor verdiği ışıkla birlikte. Bunun da aslında bu ambiyans sisteminin de bunu amaçladığını ama bunu çok daha gelişmiş ve çok daha büyük bir şekilde yaptığını söyleyebiliriz tabii ki. Sıradaki konumuz da Disney Plus. Tabii ki burada Disney Plus'a özellikle değinmek lazım. Çünkü Apple ve Disney burada özellikle çalıştı. Şu anda Disney Plus uygulaması Apple Vision Pro'nun içerisinde yer alıyor ve güzel de bir orada sistem kurmuşlar. Bu daha öncesindeki videolarımızı da görmüşsünüzdür veya internette de illaki görmüşsünüzdür. Environments kısmı var. Yani bu kısımda çevrenizi sizi çevreden soyutlamak için etrafınızı tamamen başka bir yere götürüyor sizi. Başka bir yerde gibi duruyorsunuz. Bunu dümdüz siyah falan da yapabiliyorsunuz elbette. Bunun aynısını Disney Plus'ın içerisine de eklemişler ve Disney'in sahip olduğu filmlerden, markalardan çeşitli bölgeler konulmuş. Mesela Star Wars evreninden Tatooine'e gidebiliyorsunuz veya işte Marvel filmlerinden Avengers Tower'a gidebiliyorsunuz. Veya Minyonlar filminden bir yere gidebiliyorsunuz. Veya işte Disney'in kendi sinema salonunda izleyebiliyorsunuz, eski sinema salonunda izleyebiliyorsunuz. Yani Disney Plus'ın içerisine ekstra bir ambiyans katılmış. Tabii ki en güzel noktalarından birisi bu. Bunun dışında şöyle bir sistem de var. Siz bu ...çevre environment kısmını açtığınız zaman eğer bir film izlemeye başlarsanız... ...zaten şu anda ekranda görüyorsunuz... ...bir film izlemeye başlarsanız otomatik olarak zaten bu environment kısmında... ...sizi atıyor mesela Star Wars'ta bir uzay gemisinin içine oturtuyor. İşte Disney'in sinema salonunda bir koltuğa oturtuyor. Veya işte Avengers Star Wars'ta sizi direkt New York manzaralı bir koltuğun üzerine oturtuyor. Direkt bu şekilde izleyebiliyorsunuz. Yani orada bir ekstra bir ambiyans da katıyor. Ve otomatik olarak kendisi algılıyor ambiyansın açık olduğunu ekranı olabilecek en yüksek seviyeye getiriyor ve en güzel açıya getiriyor. Siz de bu şekilde direkt arkanıza yaslanıp güzel bir manzara eşliğinde filmi izleyebiliyorsunuz. Bu ambiyansların şöyle de bir güzelliği var. Ortamın sesini de ufak da olsa arkadan size veriyor. Tabii ki ekstra bir bu da güzellik katıyor. Burada Display Plus ile ilgili şunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Apple Vision Pro'nun tanıtımında ben biraz daha farklı algılamıştım açıkçası. Hani özel bazı yapımlar olacak içerisinde ve sanki atıyorum mesela ben Star Wars filmi izliyorum. Filmin ambiyansını bana vermek yerine direkt o sahnenin içerisindeymişim gibi hissedeceğim bir teknoloji var orada sanmıştım. Ama öyle değilmiş kesinlikle. Sadece sizi filmin evrenine yakın bir ambiyansa sokup daha geniş ekran yapıyor ve size onu sunuyor. Gelecekte tabii ki az önce benim beklentim olan söylediğim şey de olacaktır gelecekte. Ama şu an için Apple Vision Pro bunu sunamıyor. Buradan da aslında diğer uygulamalara gelebiliriz. Şu anda en güzel çalışan uygulama tabii ki Apple TV'nin kendi uygulaması yani. Orada özel içerikler de var. Bu söylediğim şeylerin bazılarını kısmen de olsa yapabiliyorsunuz. Hemen arkasına da Disney Plus geliyor. Apple TV ne yazık ki ülkemizde Plus kısmı olmadığı için net bir şekilde deneyimleyip size aktarmak açıkçası zor. Ama Disney Plus gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Tabi burada gelecekte işte YouTube'un eklenmesi, YouTube'un uygulamasının eklenmesi, ne bileyim Netflix'in gelmesi, Amazon Prime'ın gelmesiyle birlikte yani özel çalışılmasıyla birlikte çok daha güzel bir hale gelecektir illaki. Yani aslında genel olarak Apple Vision Pro ile ilgili de sadece bu film dizi kısmı için değil genel olarak cihazla ilgili bunu söyleyebiliriz. Apple Vision Pro'ya gelen uygulama desteği arttıkça hem bu cihaz bizim hayatımıza daha çok girecek hem tabii ki fiyatının düşmesi lazım herkesin satın alabilmesi için. Hayatımıza bu şekilde daha fazla girecek ve daha fazla kullanım senaryosu ortaya çıkacak. Daha fazla kullanmaya başlayacağız. Genel olarak toparlamak gerekirse Apple Vision Pro ile dizi film izlemek gerçekten de çok keyifli. Ama rahat ettirmediği için ve bir noktadan sonra kafanızı sıktığı için ağırlığından ve baskısından dolayı illaki bir noktada biraz da sıkılıp çıkarmak istiyorsunuz. Zaten şarjı da maksimum 2-2,5 saat kadar gidiyor. Film izlediğinizde belki biraz daha uzun sürebilir ama e, o da dediğim gibi maksimum 2-2,5 saat kadar sürüyor. Genel olarak deneyim güzel ama şu an için çok uzun kullanıma müsait değil. Peki sizler bu film dizi izleme kısmı için ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Açıkçası ya bu şekilde dizi film izler misiniz? İlginizi çektim merak ediyorum. Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sonraki Apple Vision Pro içeriklerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.